Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz, gönlü güzel takipçilerim. Evet, şöyle yem yeşil açtık videomuz ama yaklaşık Afyon Karahisara geleli bir ay oldu arkadaşlar. Bir ay önce erikler yeşildi, şu anda artık e, kırmızılaştı. Videomuz sonunda da göstereceğim. Evet, burada beyaz kirazları topladık, hatta kırmızı kirazları da topladık. Bu beyaz kirazı ben sonradan topladım. E, reçel yaptık arkadaşlar. Evet erikler bahçedeki çiçekler sebzeler derken daha önce de çekmiştim videosunu size. Bu arada sizi çok özledim arkadaşlar. Umarım siz de beni özlemişsinizdir ve bu videoyu güzelce izleyip ücretsiz olan abone olup zil butonunu açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan da haberdar olursunuz. Evet şöyle gölgeye oturdum. Kiraz seçiyor arkadaşlar. kasaya piyasalık kirazları. ayır yok iriliğine ufaklığına göre bu işte bana düştü. Evet arkadaşlar. Dedik ya abonelikler tamamen ücretsizdir. gönül rahatla abone olup zil butonunda açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolarından da haberdar olursunuz. Evet, like'larımızı unutmuyoruz. Yorumlar kısmına da bir çiçek, böcek, emoji eklerseniz çok sevinirim. Şöyle bu da kırmızı kiraz. Kırmızı kirazları topladık piyasalık ve e, meyve sorununa gönderdik. Evet, kırmızı kirazlardan reçel yapmadım bu yıl. Bu vişne arkadaşlar. Hemen buraya eklemişim hemen kirazın arkasına ama ben videonun diğer ilerleyen kısımlarına ekledim zannediyordum ama bu vişne. Vişneden de komposta yaptım. E, tabii reçel de yapılabilir ama ben reçel taraftar olmadığım için kompostu bol yaptım. Meyve soluğu için. Evet. Vişneler, kirazlar toplandı. Piyasalık gönderildi ve e, ihtiyacımız olan kadar da aldık. Kışlık kullandık. Beyaz kirazdan da reçel yaptık bu arada arkadaşlar. Onu da ileride gösterdim. Evet neler yaptık köy yerinde iş bitmez tabii ki. Köy yerinde kayısı topladık, kuruttuk, reçeller yaptık. Zaten az sonra sizde göreceksiniz. Bu da vişne ağacı. Rabbim o kadar güzellikler yaratmış ki. Evet patlıcan kuruttum arkadaşlar ileride o kuruttuğum patlıcanları da zaten size göstereceğim. Ee, nasıl oyduğumu, nasıl göster nasıl hazırladığımı sizlere göstereceğim. Bu da içinden kalan ısraf etmedim. Bunu da gösterdim. Evet, kayısılar, ee, kayısı serdik, kuruttuk, kompostosunu yaptım, yine reçelini yaptım. Onları da size göstereceğim. Bu da komşumuzun ineği. Yeni aldıkları için biraz çenesiz. Videonun sesini kıstığım için sesi gözükmüyor arkadaşlar. Evet e, bizde israf yok patlıcanın hem ben iç kısmını hem de dış kısmını kullanıyorum. Bu da kuruttuğumuz kayısılardan ama daha hala kurutacağım. Bugün daha bugün bile e, kayısı sereceğim arkadaşlar. Çünkü bu yetersiz geliyor gün kurusu kayısı çok güzel oluyor bence en iyisi en güzeli gün kurusu kayısı reçelleri yaptı reçel yaptım komposto yaptım arkadaşlar Evet kış hazırlıkları gün boyu devam ediyor. Evet burada reçel yapmak için hazırladığım kayısıları yıkadım tertemiz böyle temiz bir kovanın içerisine kayısıları ayırdım çekirdeklerinden. Çekirdeklerin de tatlı olduğu için kırdım onları da reçelin içine hazırladık. Evet bu da komposto yaptık arkadaşlar. Tabi bu arada annemin ameliyatı için geldim afyonum bu aralar annem ameliyat olmamıştı daha. Ee, şimdi artık bir iş yaptırım yok. Yani o zaman biraz ufak tefek olsun. Bana yardımcı oluyordu canım anneciğim. Evet burada ayırdık. Bunun üzerine ben şimdi e, 3-4 yemek kaşığı tepeleme 3-4 yemek kaşığı e, yemek sodası yani kabartma tozu e, koyuyorum arkadaşlar üzerine ve üzerine kaplayacak şekilde de su dolduruyorum. Sabaha kadar bekliyor. Yıkıyorum. Ertesi gün reçelini yapıyorum. E, suyuna hiç böyle özleşip karışmıyor. Suyu berrak altın gibi parlayan zaten ilerlediğimiz saatlerde göreceksiniz e, parlak çok da güzel bir reçel oluyor o tarifimden hiç şaşmıyorum e, ve şöyle kayısıları gösterdikten sonra anneciğim de böyle hazırladı Kompostlukları onları da kaynattık evet normal evet burada gördüğünüz gibi e, yemek sodasının yani karbonatı içerisine e, 3-4 tepeli tepeleme yemek kaşığı koydum arkadaşlar. Üzerine de aldığı kadar e, su ilave edeceğim. E, üzerini kaplayacak şekilde sabaha kadar bekleyecek, yıkayacağım. Ondan sonra yıkadıktan sonra e, normal tencereye koyuyorum ben. Kaysısı ne kadarsa o kadar da reçel koyuyorum. Şey su koyuyorum. Mesela 5 kilo kayısıysa 5 kilo da şeker koyuyorum. E, 5 kilo 5-6 kilo da su ilave edip ondan sonra reçelimi kaynatmaya alıyorum. Evet, bunlar da gördüğünüz gibi kayısı kompostolarımız akşamdan yaptık ve sabah tencereyi boşalttık. Böyle bunları hem hoşaf olarakdan sulandırıp ya da blenderdan geçirip meyve suyu olarak da e, kış boyu kullanıyor arkadaşlar. Doğal kendi meyve suyumuz. Kendimiz kullanıyoruz. Yani ben hazır şeyi sevmiyorum. Hazır meyve sularını sevmiyorum arkadaşlar. Organik, her şeyin organını, her şeyin doğalını daha çok seviyorum. Evet. Bunları da hemen e, kışlık kaldıracağız. Birazını anneme, biraz kendime alacağım. Giderken memlekete götüreceğim. Evet, babacığım da yardım ediyor. Sağ olsun Allah razı olsun. Evet, sabah e, gün ağrır olmaz dışarıya çıkıyor biz yaz aylarında. Çünkü e, ne iş yaparsan sabah erken saatlere doğru gördüğümüz gibi güneş daha yeni doğuyor. Evet kara tencerelerimiz yaz boyu ateşin üzerinden hiç eksik olmuyor. Çünkü bunlar bizim emektarımız sürekli ihtiyacımız oluyor. Hatta bugün bile dut topladım arkadaşlar. Dut konservesi yapacağım nasip olursa. Dut konservesini meyvesi suyaraktan yapmıyorum. Sadece kaselere koyup öyle yiyor onu kış aylarında. Evet burada yıkadım tencereye aldım. Ee, Çekirdeklerin de üzerine koydum. Sonra kaynatmayı aldım. Üzerinin tabii köpüğünü alıyor. Bunlar da daha tamamen kurumamış kayısı kurularım. Pardon dilim sürçtü. Kayısı kurularımız tekrardan küçük bir tepsiye alıp hepsini bir tekrardan güneşe koyacağım arkadaşlar. Çünkü hafif yağmur sepelemişti. O yüzden balkona aldık. Ama tekrardan güneşe koyacağız. Çok güzel kurumuş, altın gibi. Harika güzel olmuş. Vallahi köy ürünü, köy e, organik ürün gibisi yok. Bahçemizden doğal, hepsi organik. Kış aylarında ben her yaz böyle yaptığımız ürünleri kullanıyorum arkadaşlar. Kuru meyvelerden bu sene o kadar çok şey kızım sevdi ki kuru meyvelerden hoşaf yaptım. Kayısı, elma kurusu da kuruttum bu arada. Ee, elma kurusu, üzüm kurusu, kayısı kurusu, erik kurusu. Bunların hepsini karıştırıp yıkayıp tertemiz e, suda kaynatıyorum. Çok az da şeker atıyorum. Ee, Kendi mayhoşluğuyla çok seviyorum. Bu da tam kurumamış. Böyle daha kırmızı kuruyacak. Ve çok güzel doğal buz gibi dolaba koyup hoşafını içebiliriz. İsterseniz de blenderdan geçip tekrar onu meyve suyu haline de geçirebilirsiniz ama ben öyle seviyorum. daha güzel kurumasın için tekrardan güneşe alıyoruz arkadaşlar Hava biraz kapalı. Çünkü biraz yağmur atıştırdı dedim. Bayağı kapalı bugün. Ben Afyon'a geldim gelin arkadaşlar. E, bayağı bir değişiklik oldu. Sebzeler e, küçüktü. Bahçedeki sebzeler artık tutmaya başladı. E, o üzümler, kuruklar çok küçüktü. Artık bayağı büyüdü, sulandı. E, kayısılar daha tam olgunlaşmamıştı. Böyle olgunlaştı. Topladık, kurutmaya koyduk. Birazını piyasalık sattık meyve suluğuna. Yani gelene bir ay oldu. Bayağı oldu. Bunlar da komşumuzun kedi. Minik kedileri. Kedileri yavrulamış. ve Bunlar da böyle benim ayağıma dolaştılar gelip. Evet gelelim bahçeden topladığımız kabaklara. Çok aşırı büyümüş ama tazecik arkadaşlar. Tabi siz pazarlarda manavlarda o küçücük çiçeği burnunda alıyorsunuz ama bunlar da taze. Ben bunların kabuklarını soydum ve kurutmaya koydum. Ee, güzelce dilimledim. Doğradım. Ee, kabuklarını soydum. İç kısımlarını hafiften aldım. Ve doğradım. O kadar güzel kurumuş ki onu videoma çekmedim ama ilerleyen başka videolarımda inşallah çekerim. Evet yine gelelim o videomun başına yanlışlıkla aldığım vişnelere. Kirazla vişne karışmış o videonun başında. Ama olsun. Görüntüsü her zaman için güzel. Çok güzel. Evet bunlar aşırı vişne arkadaşlar. Ee, çekirdeklerini çıkartıp reçel de yapabilirsiniz. Ya da e, direkt komposto da yapabilirsiniz. Çekirdeklerini çıkartıp komposto da yapabilirsiniz. Ama ben çekirdeklerini çıkarmadım. Direkt kompostoya aldım. Ve e, tıpkı hoşaf gibi e, hafif şekerlendirip e, hele de etli yemeklerin ya da böreklerin hamur işlerinin yanında tabi bu kadar çok tavsiye etmiyor tabi o kadar hamur işleri ama yine de yapıyor arkadaşlar hiç yapmıyor diyen hanımlar yalan söyler ama diyet için birazcık yok kendimizi onların yanında o ağır yemeklerin yanında vişne hoşafı mayo şu ha, haliyle çok güzel oluyor aslında ben bunu reis videosu olarak ağır bir video çekmiştim ama buraya da şöyle bir görüntü olsun dedim. Evet. Harika güzel Neler Şöyle ahikme dans ederken yavaş yavaş şöyle geçelim videomuzun ilerleyen dakikalarına. Evet. Sizi çok özledim. Gerçekten özledim. Köy yerinde iş bitmediği için maalesef ki Birazcık böyle videoları azaltmak zorunda kaldım. Evet az önceki tarifini verdiğim kayısı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel cam gibi parlak. Hani ben şey diyorum jelibon gibi diyorum. Arka tarafı gözüküyor. Böyle çok güzel. çekirdek Kendi çekirdekleri de, tatlı çekirdeklerin de içine atıyorum ben. Kendisiyle beraber pişiyor. Her yıl bu tarifte yapıyorum ben ama geriye dönük videolarımız da vardı birkaç yıl önce e, bu reçeli tarifini vermiştim arkadaşlar. Ama yine de çok basit çok da kolay dediğim gibi az önceki üzerine o sodayla akşamdan ıslattıktan sonra kabartma tozuyla e, sabah da yıkayıp direkt e, üzerine tencereye alıyorum. Direkt üzerine suyunu şekerini koyup ee, çekirdeklerinde kabuklarını soyduktan sonra üzerine atıp kaynatmaya alıyorum kıvamını alana kadar kıvamını aldıktan sonra da çok az e, limon tuzu ya da limon yapabilirsiniz ben böyle kaynar kaynar kavanozlara koyup ağzını sıkıca vakumluyorum kapatıyorum arkadaşlar ee, yıllarca hiç e, bir şey olmadan güzelce muhafaza olup kış aylarında da böyle Güzel güzel tüketiyoruz. Ben reçel taraftar diye pek reçeli sevmiyorum ama birkaç sefer söyledim. Ee, misafirim geliyor. Bir yere giderken elimin hediyesi oluyor götürüyorum. Biraz da babam mesela babam çok sever. O yüzden reçeli biz çok yapıyoruz evde. Her türlü reçeller yapılır bizde. Gür reçeli, tut reçeli, beyaz tut, kırmızı tut, ee, kiraz reçeli, kayısı reçeli. Kuşburnu reçeli mesela marmelatı kuşburnu marmelatı Her türlü aklımıza ne gelirse hepsini reçellerden yapıyor arkadaşlar Olur ya Şuradan bir e, misafir gelir ya da bir yere gider elimin hediyesi olsun diyorum ben hemen Çabuk oluyor Evet burada da Videonun başında gösterdiğim beyaz kirazlar arkadaşlar Akşamdan şekere koydum Böyle ee, bu sefer çekirdeklerini çıkarmadım. Çekirdekleri çok şifalı dediler. Çekirdeklerini biz almıyor dediler. Çok da güzel oluyor. O yüzden e, bu seferde tembel iş olsun dedim. Ee, kirazın çekirdeklerini almadım. Yerken çıkartıyor arkadaşlar. Çekirdeğini. Ama mükemmel oldu. Çok güzel oldu. Evet babam da şöyle bağdan bahçeden getirdiği o küçük çalı çilpilerin böyle toparladı. Dedim bunlar en azından israf olmasın. Ee, şey yapalım hem ortalık temizlensin böyle tırmıkla gibi onu getiriyor ocağın altında yaktık Bu arada ben köye geldiğim zaman genelde böyle reçel türleri türü hep dışarıda ateşte yapıyor Biz daha lezzetli daha güzel oluyor Babacığımın elleri değmesi olmaz tabi yine bizim emektar koca kara tenceremiz Reçelleri böyle yapıyorum. Ben ağzı geniş e, kapta yapıyorum. Konserveyi de diğer ağzı dar olan daha derin olan tencerede yapıyorum. Koca kazandığım daha doğrusu. Evet. Gölge e, kaybolmadan güneş gelmeden erken kalkıp erken yapmaya çalışıyor. Evet burada da vişne topladık. Vişne kompostosu yapacağım babamla beraber gittik dedik en azından vişne işi tamamen başlamadan bahçe işlere başladığı zaman zor oluyor arkadaşlar yorgun yorgun gelip bir de evde komposto yapmak reçel yapmak zor geliyor dedim en azından vişneye biz başlamadan önce işçileri getirmeden önce vişneleri toplayalım kompostomuzu yapalım babacım dedim reçel komposto her neyse yapalım ondan sonra kaygıyı atalım dedim daha doğrusu burada daha tam olgunlaşmamış vişneler Hafif böyle daha yeni kızaran yerler var. O yüzden daha olgun yerlerden seçmeye başladık. Burada da ben kirazların saplarını şey vişnelerin saplarını almadım. Çünkü zaten eve gidince ayıklamam gerekiyor onları. O yüzden böyle toplaması daha kolay. Piyasalık böyle toplanmıyor. Saplarından koparmamız gerekiyor. Çünkü suyu akar. Kiraz gibi değil bu vişneler. Vişne daha sulu olduğu için suyu çabuk akar ve kilodan düşer. Hem de ortalık çok pis olur çok batar. O yüzden suyu akmasın diye hep saplı toplarız. Bunu ben kiraz şey viş, reçer için kompost için topladığımız için sadece saplarından aldık. Kolay olsun. Sap koparması birazcık zor oluyor. Evet bu sene yağışlar az olduğu için vişneler fazla büyümemiş dedi babam. Ama yine de Rabbimin verdiği nimetlere çok şükürler olsun nasibimizde herkes nasibinde ne varsa onu toplar nasibinde ne varsa onu alır. Evet, çok güzel olmuş. Tabi piyasalık ben biraz küçüklerini topladık biz şeye, kompostola. Daha iri olanları tabi piyasalık topladık. Evet, Afyon çay meyvesiyle meşhur. E, havalar serin gördüğünüz gibi yemyeşil etraf e, kayısılar kirazlar bu da kiraz ağacı daha önce kiraz ağacını topladık arkadaşlar e, artık vişneye geldi vişne de vişneyi de topladık çok şükür elhamdülillah bitirdik ben bu videoyu kısa kısa çektiğim için sonradan ekleme yapıyorum birbirine yaptım bu videoda öyle olsun dedim çünkü işten güçten o kadar hiç çok yoğundum elim değmedi ki arkadaşlar o yüzden dedim ki en azından yaptığım işlerden şöyle kısa kısa çekeyim ki e, hepsini bir birleştirip sevgili takipçilerime şöyle bir bahçe keyfi, e, bir e, köy işlerinde güzel bir terapi olsun, güzel bir çekim olsun istedim. Umarım hoşunuza gider, Umarım severek izlersiniz, videomu sonuna kadar. Evet gelelim burada temizledik, yıkadık, ayıkladım, tertemiz e, kavanozlara doldurdum. Üzerlerine birer yemek kaşığı şeker ve tamam tam doldurmayacak şekilde de suyunu ilave edip böyle şekerlerle attık kapağını sımsıkı kapatıp bir 15 dakika kaynatıyoruz arkadaşlar yine bu da reçel değil komposto ama reçel e, reçel de yapılabilir tabi vişne reçeli çok güzel olur mayhoş olur harika olur evet Annemkileri derin dondurucuya attım. Benimkileri de derin dondurucu olmadığı için burada Osmaniye'de olduğum için evim böyle kavanozlarda saklayacağım. Kavanozlarda saklayıp evime götüreceğim nasip olursa inşallah. Evet. Anneminin arka bahçesi, arka avluya komşumuz anneminin inekleri artık olmadığı için komşumuz annemin ahırını kullanıyor arkadaşlar hayvanlarına orada inekleri var koyunları biraz bir şeyleri var tabi bu da merkep eşek benim kız çekmiş bu videonun bu kısmını Evet gelelim vişne kompostosunu kaynatmaya gördüğünüz gibi kazanı değiştirdik köy yerinde büyük büyük koca koca kazanlar boy boy kazanlar oluyor kara tencereler kara kazanlar Evet. Yaklaşık 26 kavanozdu. Evet 26 kavanozdu. Hepsini buraya doldurduk. Aralarına eski bezlerden koyup üzerine de ağırlık, taşlardan koyduk ve ondan sonra kaynatmaya aldık. Kavanozların birbirine değmemesi ve kaynarken hareket etmemesi gerekiyor. O yüzden üzerine ağırlık koyup 15 dakika kaynatacağız arkadaşlar. Böyle ateş suyu kaynatana kadar ee, süre tutmuyor. Kaynadıktan sonra süre tutuyor. 15 dakika yeterli oluyor. Evet. Bahçeye geçelim dedim. Biraz da bahçeyi şöyle görelim. Annemin sebze bahçesini daha önce de çektim sizlere. Hemen kapazlara zaten eker. Annem her zaman eker bu çiçekleri böyle. Zinya çiçekleri, kadife çiçekleri, kına çiçekleri. Hatta saray patığı bile var annemin bahçesinde. Daha hala açmadı o başka saray patları. Ama diğerlere gördüğünüz gibi açtı. Evet. Mısırlar, sebzeler. Artık sebzeler biraz daha büyüdü. Bu videoyu çektiğimde biraz daha küçüklerdi çünkü. Ben topladım. Biberleri bile kurutmaya astım. Başka videomda inşallah göstereceğim onu size. Evet aslan ağzı da var burada soğan tohumları, pırasa tohumları, biberler, reyhanlar annemin bahçesinde yok yok arkadaşlar bu yıl çapalayamadı komşumuz yardımcı olmuş sağ olsun komşumuz çapalamış ne kadar güzel şu zinya çiçeğine bakar mısınız bayılıyorum bu zinya çiçeklerine bazı yerlerde tabi yöre, yöre bu çiçek bitki isimleri değişiyor arkadaşlar sizin memleketler ne diyorlar bilmiyorum ama bizde zinya çiçeklerine eskiden kirli Zeynep derlerdi. Burada videom biraz yan çıkmış arkadaşlar. Kusura bakmayın bu konuda. Şöyle şu çiğ tamamen güzel alayım size diye birazcık yan çıkmış. Evet yeğenim geldi ziyaretine. Ee, sevgili eşi sultancığım buradan öpüyorum seni canım benim. Ee, abimin oğlu eşini aldı. Vosvos aşığı çok severdi böyle vosvosları. Hatta sayfası bile var vosvos aşığı diye. Oradan da bu e, vosvosu almış ama ben de hayran kaldım. Evet. Burada aslan ağızlar arkadaşlar. Bunların tohumlarını aldım. Nasip olursa inşallah çiçek tohumları yine kargo yapacağım Allah izin verirse. Aslan ağzı, haşhaş çiçeği tohumu e, az sonra göstereceğim. Zaten e, Haseki küpelisi yani bayağı biraz e, alabildiğim tohumlardan alacağım nasip olursa. Evet burada kekik tohumu, kekik tohumu da alacağım arkadaşlar. Çiçeğini açmış. Bunlar tohumdan ekilen kekikler. Annem ev yine dikmiş bunları. Geldiğimizde aslan nazar tamamen açmış ve sormuş tohumlarını olmuştu. Tohumlarını da biz de e, kırptıktan sonra tekrardan yeni filizler çıkartıp Tekrardan çiçeklerini açtılar. Evet bunlar da kına çiçekleri. kına çiçekleri nasip olursa eğer ben gidene kadar yetişirse tohumlarını alacağım arkadaşlar. Üç rengi var ama karışık. Artık nasipte ne çıkarsa. Evet aslan ağzının 3-4 çeşidi var. Hepsinden aldım ama karışık arkadaşlar. Evet kağıt çiçekleri. İnşallah çiçeklerini de açacaklar. Biz eskiden balık ağzı derdik bunlara. Şimdi aslan ağzı oldu tabi. Evet gördüğünüz gibi burada da sarı Ortası sarı beyaz aslan ağzı bu da çok güzel. Evet, bu arada annemin ameliyat için geldik dedim arkadaşlar. Annemin ameliyatı çok güzel geçti, çok şükür elhamdülillah. Dün dikişlerini aldırdık. Evet, Bunlar da gördüğünüz gibi Hüsnü Yusuf çiçek tohumları arkadaşlar. Evet, burada e, zinya çiçeklerinin, e, pardon şeyin hmm, Haseki küpelesinin çiçekleri, bunların tohumlarını aldım. E, şöyle avucumda göstereyim. Çok küçük. Onun da böyle minik minik parlak siyah tohumları var. Evet. Bunlar da aslan ağzı tohumları arkadaşlar. Bunları da çırptım. O ağızlarını açmışlardı. Çünkü kuruyunca gördüğünüz gibi hep tohumlar birbirine benziyor ama çok siyahlığı benziyor. Sadece şekil olarak farklı oluyorlar. Evet. Bu da Haseki küpelesinin tohumları. Bunlar da haşhaş çiçekleri arkadaşlar. Haşhaş çiçekleri çiçek olduğu için çiçekleri büyük oluyor ama o kapsülleri küçük oluyor. Gördüğünüz gibi tohumlar yine siyah ve daha küçük daha minnacık. Ama e, çok büyük el gibi çok iri ve katlı kırmızı çiçekleri var. Gül bahçesi gibi oluyor. Burada yine köy hayatında tabi organik tavuklar, papatyalar, gördüğünüz gibi mavi hindi bağları köyde şifa deposu bence her şey organik doğal. Mavi limba çiçekleri de çok şifalı bu arada. Evet gelelim eriklere. Hani yeşil erik gösterdik ya videonun başında. Burada da artık kırmızı oldu o erikler. Bunlar da tamamen doğal aşılanmamış organik erikler kendisi çok küçük ama şöyle ben yakından çektiğim için birazcık büyük oldu aslında çok minnak kütür kütür çok ekşi olan bir erik bu erikten de komposto yapabiliyor arkadaşlar reçel olur komposto olur kompostosu mükemmel oluyor daha önce yapmışım ama bu sene yapmadım gelelim kekiklere kekikleri kırptık daha önce videomda anlattım tertemiz yıkadım kuruttum Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle yapraklarını sıyırıyorum Aslında sapları bile çok değerli çay yapabilirsiniz soğuk algınlığına, mide rahatsızlıklarına mide şişkinliğine çok iyi gelir kekik kışın kış çayı yapabilirsiniz böyle ben yapraklarını böyle ayıklıyorum Çünkü bizde çok çok olduğu için sapları pek değerli olmuyor yanımız Aslında çok değerli Az olsa saplarını da değerlendirdik ama yaprakları zaten yetiyor bize. Annem bu sene bayağı ekmiş. Ee, böyle saplı ufalıyorum. iyice çubuklarını ayıklıyorum. Tüm yemeklerime kullanıyorum arkadaşlar. Hele de et yemeklerine mükemmel yakışıyor. Ama ben sarmalarıma, dolmalarıma hepsine kullanıyorum arkadaşlar. Evet, gölge yerde böyle kuruttuk yem yeşil ve yapraklarını iyice sıyırdık. Çalısından ayırdık, saplarından ayırdık. Böyle de harika güzel kekiğimiz oldu. Ev kekiği arkadaşlar tohumdan her sene bir parça ayırıyorum ben tohumunu alayım diye geri kalanını böyle kırpıp yıkayıp kurut yok. Nane gibi. Gelelim patlıcanlara kışlık patlıcan dolmalık kurutu yok arkadaşlar daha doğrusu sarmalık kurutu yok biz iki tarafında aç yok böyle hiç çürümüyor ee, videonun başında zaten göstermiştim kurusunu iç kısmını da ısraf etmiyor biz böyle elimizi alayım şöyle evet iki tarafı da açık gördüğünüz gibi bunu böyle ipe dizip e, iki taraftan açık olduğu için daha çabuk kuruyor arkadaşlar 2-3 günde hemen kuruyor hiç çürüme riski yok. E, tuzla mı yok mu tuzlu yok isterseniz bu haliyle de tuzlayabilirsiniz ama e, hava yağmurlu giderse çok çürür o yüzden e, kuruduktan sonra ben bol e, tuzlu su ayarlayıp içine batırıp tekrar bir gün daha seriyorum o zaman tuzlanmış oluyor ısra, e, kötü olmasın diye bu e, iç kısmı da böyle doğrayıp üzerine tuz atıp kurutuyorum şu anda kurudu zaten çok da güzel oldu evet böyle patlıcanları satın aldım yalnız patlıcan bahçemizden değil bunları tek tek böyle e, dolmalık olacak şekilde ikiye böldüm ve harika da güzel öyle e, patlıcan kurutması kıştık ayırdık Evet bu güzellikleri de ben ara ara böyle videonun <laughs> ara ara bölümlerine yerleştirdim vişneyi Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bir başka videomda da tekrardan görüşelim. Bu güzellikler kimin hoşuna gitmez ki. Ama bundan sonra çiçek videoları. Annemin bahçesini tekrardan çekeceğim. O çiçeklerin o bahçenin o güzelliği tekrardan sizlere çekeceğim arkadaşlar. Nasip olursa inşallah. Ve sizlere de bu e, afyondan Osmaniye dönüşümde de inşallah evimdeki çiçeklerimi de çok merak ediyorum. Oradakileri de görürüz inşallah hep beraber. Ve tekrardan başka çeşit çeşit şöyle çiçeklerin bahçe videolarının köy videosu gelecek umarım. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Evet, aheste aheste. İşte burada kabak kuruttum ben. Kabakların kabuklarını soydum, iç kısımlarını aldım, böyle doğradım, üzerine tuz attım ve güneşe serdik. Gün kurusu harika güzel kışlık kabak oldu. Kavuruyorum ben. Kışın kış aylarında çok güzel oluyor. Soğanla bol soğanla ve baharatlı biber salçasıyla kavuruyor arkadaşlar Mü mükemmel oluyor. Evet, burada da dut topladım. Dut ıı, da konserve yaptım böyle kavanozlara konserve yapacağım yine böyle kayısıları sereceğiz kurutacağız bol bol çünkü sadece ben kendime değil biraz annem ile biraz da abimlere onlara da veriyor arkadaşlar evet köy yerinde iş bitmez dedik full time devam ediyor biz ne yapalım Kışın yaz aylarda karınca gibi çalışalım ki kış aylarında rahat rahat organik şekilde mis gibi tüketelim arkadaşlar Rabbim güle güle yedirip tüketmek nasip etsin inşallah cümlemize dostlarla, arkadaşlarla, akrabalarla yemek nasip etsin inşallah ağız tadıyla. Evet. Şöyle açtık. Tam da reçellik bence bu kayısı da ama reçelimi yaptım artık. Kompostumuzu yaptık. Bundan sonraki kayısılar artık kurutmaya. Bol bol kurutacağız yine tekrardan. Evet tahranlar yapılacak. Daha annemin evini temizleyeceğim. Nasip olursa inşallah Ağustos ayların ilk haftalarında memleketime döneceğim arkadaşlar. Evet sabah sabah dut topladım erkenden kalktım. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.